Biz de çay içmeye devam edelim. Bir taraftan da sohbet edelim. Şimdi sözlerime Cenab-ı Allah'a hamd ederek başlıyorum. Vakfımızı 21 sene önce kurmuşuz. Bakın 21 sene. Nasıl zaman geçti? Hiç farkında değiliz. Öyle ben de dahil, ben şaşırdım yani 21 sene nasıl oldu? 21 sene aslında insanların ömründe de çok önemli, uzun bir zaman. Kurumların hayatında da önemli bir zaman. Yani Allah'a şükür bugüne geldik. Bu İzonlu Vakfı'nın vakıf senedine baktığımız zaman Baykallar İş Merkezi 6. kat 14 numaralı odada başladık. Şu anda İstanbul'un en güzel yerinde, öyle kalabalık bir grup olarak heyecanla vakfımızın daha güzel olması için hepimiz kalktık, geldik, gayret ediyoruz, onun heyecanını yaşıyoruz. Başkanımıza teşekkür ederim bu günün için. Bakın, Hayike'de, kendimi tanıttığım, Mahmut Dursun köyünden tesisle uğraşıyorum, yani Dursun. Hakikaten başkanımızın dediği gibi bu vakfı, yani tam faydalı olan diyoruz. Ama niçin, nasıl, şartlar mı? Ama elimizden gelinceye kadar bu vakfı yürütmek zorundayız. Bu boynumuzun borcudur. Saygılar. Hepinize hayırlı sabahlar. Başkanımın dediği gibi bizi bugüne getiren, bu imkanları sağlayan Rabbimize de şükürler olsun. Hakikaten 21 sene çeyrek asra giden bir dönem, az şeydi, biz olmak çok şey yaptı. Bardağın dolduk arka baktığımızda biz bu vakıf sayesinde bir aradayız, tanıştık, birbirimizi tanıyoruz, birçok kişi burs aldı. Yapılanlar var, bunların hepsi tartışmasız güzel şeyler. Ben de Niyazi abiyle orta yerden kendimi tanıtmış olayım. Doktor İkman Burak, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısıyım. Aşağı meslekanlıyım. Ellerinizden öper, üç tane küçük kızım var. Şimdi bu vakit tabii sadece bize değil, çocuklarımıza, geleceğimize, memleketimize çok şey beklediğimiz, umduğumuz, yapacak, yapabilecek kapasitesi olan bir vakit. Böyle bakınca da bu vakfın kurulduğu zamandan sonra biz bunu ikili diğer toplantılarda da dile getirdik. Mesela köy dernekleri kuruldu. İcatlar ihtiyaçtan doğar diye bir şey var. Demek ki bir ihtiyaç doğdu, biz bir boşluğu dolduramadık. Belki şubeler açabilirdik, ben bu öneriyi tekrarlayacağım. Bu köy derneklerimiz kendi başlarına bir yerlerde körelip gitmesin, biz gücümüz parça parça olmasın düşüncesiyle İzolu Vakfı'nın işte aşağı meslekan şubesi gibi bilmem ne gibi belli bir protokol dahilinde bir iletişim kurulu. Hani gelip birbirinize onların burs kendi köyünden bilmem ne vereceği destekler, bunlar bir şekilde bir dayanışma şart. Tabii her şeyi bekleyip hiçbir şey yapmamak, yani mükemmeli tarif etmek, bir şeye karşı çıkmanın çok açık yolu. Yani mükemmel bir şey tarif edersiniz, çok şey istersiniz, hiçbir şey yapmazsınız, bu yani kelimeyi tam kullanmayayım ama hıyanet gibi bir şey oluyor, bir yeri yok etmek, moralleri bozma olarak. Böyle değil. Biz hepimiz üstümüze düşeni yapıyoruz, yapmak zorundayız. Yani böyle birinin falan niye öyle yapmıyor, bu vakıf niye şöyle getirmiyor, bu böyle yönetilmez mi değil, biraz daha bir adım ileri götürmemiz gerektiğini, kendimizi sorgulamamız, kendimizden başlamamız gerektiğini düşünerek, yani ben belki bugün en önemli şeyi ya vakıf ne yapıyor diye sorgulamak yerine ben ne yapıyorum diye ben kendi kendime bu soruyu sorarsam çok mesafe kat edeceğimize inanıyorum, düşünüyorum. Yani işe başlama noktamız bu olmalı.
belki çok uzatmadan kısaca, yani o köy derneklerinin protokol, prosedür, ihtiyaçları birleştirme, boşlukları tamamlama, onlar bizim bilmem şu köyün, şu bölgedeki cenazesinin yapıldığı bir vakıf, şüphemiz gibi olur, biz bilmem ne olur, sonra da fiilen yapıyorlar. Yani bu biraz daha bir iç içe ve yardımlaşmayı da arttıran bir tarzda dönüştürebiliriz. Benim her toplantıda ısrarla vurguladığım, Aydın Başkan'ın dediği gibi hani işte bir sene alıyor sonra bırakıyor. Bunun bir başka modeli de biz 4 yıl bir süre gençlerimize veriyoruz. Bu gençler, o ki bizim gençlerimiz, o ki geleceğimiz. Bunlar buranın içinde tutmanın bir yolunu bulmalıyız. Ben hep o tezi savundum. Belki daha da geliştirilebilir bu. 1 yılda aldığı bursu 4 yılda ödeyecek şekilde. İş sahibi olunca. Bunu biz icra takibi yapalım değil de kişi kendi insani tabirleriyle koysun diye öneriyorum. Şu anda da hala uygulama öyle mi çok net bilmediğim için daha bir şey söylemeyeyim. Biz daha çok işte 4 yıllık bilmem ne okullardan başlayarak burs veriyorduk. Bana göre biz okulu olan önce fakirlerimizden başlamak. Yani 2 yıllık, 4 yıllık, 6 yıllık ayrımından ziyade kriteri önce oradan etmek sanki daha şu andaki uygulamadan da çok net şey olmadığım için bu yanlış bir şey olmasın ifade. Onu öne çıkartmak gerektiğini düşünüyorum. Yine annesi izolu olan gençlerimizi de bence izolluk noktasında önemsemek gerekiyor. Çünkü bazen o yeğenlerimizin bize katma değeri bizim kendi evladımız babası bizden dediğimizden çok daha fazla oluyor. Genel anlamda söyleyeceklerim tekrar özetlemek gerekirse. Köy derneklerinin durumunun vakıfla bütünleşmesi, daha aktif duruma getirilmesi, kendi şansımızdan ne yapacağımıza başlamanın bir metodunu geliştirip harekete geçme, bir de yani en garibanların ölçülerek bir şeye başlatmak gerekir. Hepinize hayırlı akşamlar, ilk günler diliyorum, geldiğiniz için teşekkür ediyorum, hürmet ediyorum. Selamlar, saygılar herkese. Mehmet Çoba. Ben makine mühendisiyim, yedek parça işiyle iştigal ediyorum iki tane de. Vakfımızla gurur duyuyorum. Gerçekten inanılmaz güzel şeyler yapılıyor ve bu kadar uzun sene durması inanılmaz güzel bir şey. İnsan çok mutlu ediyor. Küçük bir katkım şey olabilir, yani herkes mümkün olduğunca araştırıp bu kursları nasıl artırılabilir, yani vakfın geliri nasıl artırılabilir? Birçok yerde hibeler var, yardımlar var, değişik yerlerden bir imkanlar yaratılabilir. O konuda hepimiz biraz çalışma yapabilirsek iyi olur diye düşünüyorum. Sağ olun, var olun. İyi günler. Nazif Özbek, aşağı mesleğindeyim. Tekstille uğraşıyorum. Müslüman Taş, en köylü. Gayrimenkul Taş, Fantaşlar'a uğraşıyorum. Aklımız çalışmalarını takdir ediyor. İnşallah daha güzel şeyler yaparsın. Biliyoruz. Hacı Bayram Arpa, İzolu Çanakçı köylüyüm. Gıda ve hizmet sektörüyle uğraşıyorum. Vakfımızın gerçekten güzel işler yaptığına inanıyoruz ve takip ediyoruz. Bunun aslında İzolular arasında artık bir şeref haline gelmesi gerekiyor ve çok anlatılması gerekiyor. Artık herkese ulaşmamız gerekiyor. Doyanlar doymayanlara söylemesi gerekiyor. Dolayısıyla böyle daha yüceltebiliriz. Hepinize çok teşekkür ediyor. Afiyet olsun. Hayırlı sabahlar. Hepinize afiyet olsun. Ben Emin Kayaduman, Yuhar Meslekhanı'yım. Öğrencilerimizin vakıfla bağının güçlendirilmesi için vakfımızın gerekli çalışmayı yaptığını görüyoruz zaten ama bu tabii yeterli olmayabilir. Toplumların oluşması insanların oluşmasından farklıdır. Yani bir çocuğu eğitirsin 3 senede, 5 senede veya 10 senede eğitimini bitirirsin ama toplumlar 3 senede, 5 senede eğitilmez. Bu zaman içerisinde Sayın Başkanım dedi ya 21 yıllık bir mazimiz var.
Bu az bir şey değildir ama Allah'a çok şükür vakfın içinde gelip devlet memurluğuna veya diğer sektörlerde çalışan arkadaşlarımızın ilgisi aslında küçümsenecek durumda değildir. Bunun daha gelişmesi için gayret göstermek lazım. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler dilerim. Celal Ertuğrul, Bekiranlıyım. Zeytinburnu'nda muhtarlık yapıyorum. Arkadaşlarım bahsettiği tavsiyeler, tavsiyelerimiz zaten yönetim kurulu başkanı ve yönetimdeki arkadaşlar herkesten daha çok istiyor zaten. Bunların doğru olduğunu zaten kendileri istişare ediyorlar. Bunların işte vakfın büyük bir merkezi olması konusunu hep kendi içinde zaten istişare ediyorlar. Ama bu zaman ve ortam müsait olduğu zaman olur inşallah. Teşekkür ederim. Herkese hayırlı sabahlar. Merve Çelik Kaya. Şimdi bugünkü Yüksek İşçiler Kurulu'nu oluşturan değerli başkanımız adına bir teşekkür ediyorum. İZO hakkında yönetimli olan diğer arkadaşlar herkese şükranlarımı sunuyorum. Şimdi burada gerçekten İZO Vakfı olarak yaptığımız faaliyetlerden çok, yaptığımız sosyal aktivitelerden fazla bizi ilçemize, insanımıza, toplumumuza ne yapıyoruz? Biz İZO Vakfı olarak gerçekten insanımız canı gönülden ülkesine bağlı hizmet eden bir sürü insanlarımız var, ahlaklı, dürüst insanlarımız var. Burada aşağı yukarı size bildiğiniz gibi 21 yıldır İZO Vakfı hizmet ediyor. Geriye dönüp baktığımızda yani gerçekten 21 yıl ciddi bir zaman. Bu zaman zarfında İZO Vakfı neler yaptı? Bugüne kadar yetiştirdiği öğrenciler nerede? Ne yapıyor? Topluma faydalı işler mi yapıyor? Neler yapıyorlar? Neredeler? Bunları bir irdelemek lazım. Geriye dönüp bakmak lazım. İkincisi de vakfımız yalnız toplumda sanki burs veren, yalnız burs veren vakıfla ismiyle anılıyor. Ya arkadaşlar bunu kırmalıyız. Ya biz sırf burada burs veren değil. Gerçekten topluma çok faydalı şeyler yapıyoruz. Bunun yeterince anlatamıyoruz herhalde. Çünkü bakın bugün burada 50 kişi davet edildi Adnan'ın dediği gibi. Ama bakıyoruz kaç kişi geldi. Burada dernekler de davet edildi. Onlar da gelmedi. Yani inanılmaz bir kopukluğumuz var. İnanılmaz bir nasıl diyeyim bireysellik düşüncelerimiz var. Yani böyle kurumsal düşünce olsun ve biz kendimizi aşarak biz bunlar kadar edemiyoruz. Halen toplumda çok özür dilerim hepinize. Yani bu cahilimizi kıramıyoruz. Biz bir şekilde birbirimize kendimizi anlatmalıyız. Dostane fikirlerimizle, dostane görüşlerimizle biz burada neler yapıyoruz? Hem derneklerimiz olsun, hem vakfımız olsun. Bir araya gelerek bu dertlerimizi, bu çözümlerimizi, gelecekle alakalı topluma farklı insanlar, iyi topluma, iyi insanları nasıl yetiştirebiliriz? Daha faydalı sosyal aktiviteler olsun, daha faydalı işler neler yapabiliriz? Bakın örnek, burada bir sürü insanımız var işte. Doktor Nevra Hanım, işte bir isim söylemek istemiyorum. Burada bir sürü insan var, bunun gelmeyen insanlar da var. Yani biz onları, bunlar hep örnek insanlar, toplumumuza faydalı insanlar. Biz bunları bu topluma daha iyi, bunlar gibi neler getirebiliriz? Daha faydalı neler yapabiliriz? Hep beraber istişare ederek bunları bence yani bir anket mi yapmalıyız veya bir daha çok bir şey mi yapmalıyız daha birbirimize ulaşma adına. Çünkü en büyük şu anki gördüğüm biz birbirimize ulaşamıyoruz ve kopukuz. Ancak bir toplantıda olursa işte hatır günüyle gelmişiz veya bilmem ne yapmışız. Yani bunlar olmaz. Biz birbirimizi daha iyi tanımak için birbirimize daha iyi güvenebilmemiz açısından daha iyi ilişkilere gidip kendimizi çok iyi anlatmalıyız. Hepinize teşekkür ederim. Tekrar hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar.
Ben de hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Kadı ilçesi Lütan, eski adı Lütan. Lenar'da konu yazı gönderdim. Kocaeli'nde hekim olarak göre yapıyorum. Aşağı yukarı 20 yıldır Kocaeli'nde bulunmaktayım. Vakfımızın faaliyetleriyle, varlığıyla gerçekten gurur duyuyorum ben. Hayranlıkla izliyorum. Ve gerçekten de buraya katılma, davet edilmekten de çok memnun oldum. Vakfımızın bu hale gelmesine gönülden destek verip, her türlü imkanlarını seferber eden başkanlarımıza, tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Şahsen benim şu ana kadar bir katkım olmadı ama benim daha büyük arzım, böyle bir vakfa destek verme. Kendi hayatımı göz önüne getirdiğimde gerçekten çok sıkıntılar çektim. Bazen çok varlıklı durumumuz oldu, bazen de imkansızlıklarımız oldu. Yani memleketten bir kişinin gelip de buralarda okuyabilmesinin çok güçlükleri var. Bu güçlükleri yaşadım. Vakfımda faaliyetleri arasında, eğitim ön plan almasında gerçekten takdirle karşılıyorum. En güzel yatırımda eğitime yatırım. Önce insanlarımızı yetiştirip şey yaptıktan sonra diğer hususlar işinden gelecek mutlaka. Ve vakfın burs alanlara da ileride bu vakfa destek olacağını umuyorum. Bana göre en büyük eksiklik bu toplantıda güzel fikirlerin çıkması ama bundan sonra bu fikirlerin yönetim kurulu tarafından takip edilip edilmediği. Fikirler eksik ya da yanlış olabilir ama bana göre muhakkak bundan sonraki ilk İzoğlu Vakfı toplantısında yönetim kurulu tarafından bu fikirlerin tekrar izlenilip değerlendirilmesi, önemli fikirler varsa bunları da hemen dikkate alıp uygulanması gerekir. Ama benim abilerimizden de duyduğumuz kadarıyla pek o konuda bir gelişme kaydedilmemiş. Sanki toplantı burada kalıyormuş gibi oluyor. Bir diğeri de bana göre İzoğlu Vakfı ile bir öğrenciler arasında, iki de bursiyeler arasında bir bağ kopukluğu var. Bunu da belki bir komite kurularak, bir çalışma yapılarak bu öğrenciler ve mezun bursiyeler arasında bu iletişim bağın tekrar kurulması gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar. Metin başlıyor. Çay köyünü soruyor. Kalkmış akıllı. İzoğlu Vakfı gerçekten Allah rızasına uygun hareket eden Türkiye'deki yerler vakıflarından bir tanesi. Ama mesela son 10 günlük en az 10-15 kişi beni aradı. İşte oğlum, kızım, kardeşim, burs. Yani herkes istiyor ama kimse bir şey vermiyor. Ya bir burs da ben vereyim diyeni daha görmedim ben. Yönetim kurumundayken işlerinde yıkılımı olarak burada dolaşıyorum. Yalvarmadığınız kimse kalmadı, kimse çıkartıp diyorlar, bir şey vermiyor ama herkes istiyor. Yani burs verecek birilerini de keşfedip, onlardan bir şeyler toparlayıp, her sene çünkü öğrenci sayısı durmadan artıyor. Birincisi bu, ikincisi de köy derneklerinden hocam bahsetti. Gerçekten öyle, bugün bakıyor köy derneklerindeki etkinlikler, bütünleşme, birleşme, İnsanların bir araya gelmesi, kalabalığın daha fazla olması falan. Ne bileyim yani bunu aslında İzoğlu Vakfı'nın hocam dediği gibi bu konuya bir el atıp bilmiyorum yani hepsini bir araya toplamak mı yoksa şuraya gidiyor artık bunlardan faydalanmak lazım. Artık bakıyorum kendi aralarında bile dernekler öğrenciler burs vermeye başladılar. Ki bunu İzoğlu Vakfı üzerinden aslında halletmek daha güzel olur diye düşünüyorum. Ama güzel şeyler oluyor. İnşallah başarılarının devamını diliyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Evet, sabahlar. Cevdet Çetinkaya, Oğuşan kendine avukatı veriyorum. Yani Cevdet söyleyecek bir sözüm yok mu ya? Abi o zaman mikrofonsuz söyleyeyim. Ben 20 yıldır vakfın, hatta bursiyer öğrencilerinden biriyim. Bir şeyler söylemem için, bir şeyler yapmış olmam, katkıda bulunmuş olmam lazımdı. Eksik kaldığım için çok fazla tavsiyede bulunamıyorum ama bir parantez olarak söyleyeyim sadece. Erkekler 20 yıldır konuşuyoruz, uygulamıyoruz. Bence kadınların daha fazla el atması, bizim eşlerimize dahil edecek şekilde buluşmalar, organizasyonlar yaparak
bizi tetiklemesi lazım. Yani erkeklerin eşlerini de, buraya gelmeyen eşlerini de dahil edecek buluşmalar yapabilir. Kültürel buluşmalar olabilir, ev sohbetleri olabilir, başka bir şey olabilir, kermesler olabilir, türlü türlü şeyler. Yani eşlerimizi dahil ettiklerinde biz mecburen eşlerimize zaten geliriz her türlü şeye. Ve onlar bizi tetikleyici olacaktır. Basının eşinizi bekliyoruz. Merhaba, ben Doktor Nehra Dursun. Mahmut Dursun köyündenim. Orada doğdum, büyüdüm. Ama 92'den beri Malatya'da yaşamıyorum. Ben kendi isteğimden başlayayım önce. Ben çok fazla İzoğlu hanımı tanımıyorum. Yani burada akrabalarım dışında burada tanıdıklarım var sadece. Başka kimseyi tanımıyorum. Bu bir eksik tabii. Hele hani böyle bir görev üstleniyorsanız çok büyük bir eksik. İki sene önce bir hani kadın kolları başlatalım fikriyle başladık ve çok başarılı olabildik mi? Yani ben kendi başarılı görmüyorum. Onu söyleyeyim başlangıçta. Bahaneler önemli değil, hani sebepler de önemli, sonuç önemli. Çok fazla bir şey yapamıyoruz. Peki bu fikir nasıl bende oldu? Ben hep konuşmacı olarak bursiyerlere gittim ve orada çocukları çok başıboş gördüm. Yani kızları başında bizim orada görevlendirdiğimiz üniversite öğrencilerine işte oradaki bir teyze diyeyim veya bir hanım direktif vererek bir şeyler yapıyordu ve çocuklar da bu nedenle şöyle yani paramı alayım çekeyim gideyim şeklinde yaklaşıyordu. Yani buna biraz el atmak gerektiğini düşündüm. Çünkü o çocukların size aidiyet hissetmesi böyle bir şeyde mümkün değil gerçekten. Daha sonra benim babam beni katıldığı bütün toplantılara götürdü. Yani bunu söylemek istiyorum öncelikle. Yani sizlerin benimle tanışmanız da bu şekilde oldu. Yani babam geldiği toplantılara beni getirdiği için oldu. Bu dernekte beni tanımadıkları için, yani Nevra Dursun isim olarak var. Hani buradaki arkadaşlarım bile hani birbirimizi çok iyi tanımıyoruz. Ve teşekkür ediyorum. Yani Adnan Başkanıma, bir önceki yönetim kuruluna, şu anki yönetim kuruluna gerçekten hani maddi manevi çok destek oldu. Hatta ben yıldığım vakitler onlar yılmayın her zaman. Sözlerim önce Selma Hanım'a teşekkür ederek başlıyorum. Gerçekten bütün öğrenci arkadaşların burs toplantılarına katılmış bir plaketi hak ediyor manevi olarak. Sözler de yabana atılır gibi değil. Bayanlarımızın yani tüm toplantılarda olması ve biz bayan toplantıları yaptığımız zaman yani sizle beraber yaptığımız toplantılardan daha verimli geçiyor. Öyle diyebilirim. Çünkü yani çok güzel böyle hedefler koyuyoruz. İnanın hani böyle hayal gibi, hayal dünyamız çok geniş. Çok güzel şeyler yapabiliriz. Bu toplantılarımızın da daha sık olması bizi daha geliştirecektir ve vakıf adına çok büyük adımlar olacaktır. Benim de burada olma sebebim sizlerin bana verdiği burslardır. Bu gerçekten vefa borcu olarak. Bunu bursiyer arkadaşlarımızın hepsinin yapmasını bekliyoruz. Onları teker teker arayıp bunu hatırlatmakta fayda var. Çünkü insanlar bazen kendi başlarına bazı şeyleri yapamayabiliyorlar. Teşekkür ederim. Herkesin eline sağlık, ağzına sağlık. Sultan, sen de kendini tanıt ya. Sultan Kıran ben. Vakfın sekreteriyim. Aynı zamanda halkla ilişkileriyle ilgileniyorum. Ben de vakıftan burs alarak sizlerin arasında bulunuyorum şu an. Söyleyecek pek bir şeyim yok aslında çünkü biz yönetim kurulu her pazartesi bir araya gelip bunların istişaresini yapıyoruz zaten. Teşekkür ederim. İsmim Naim Karadağ, İzoğlu İkizpınar köyündenim. Fındıkzade ve serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışıyorum. Vakfın aynı zamanda eski bursiyerlerindenim. Bu zamana kadar yapılan çok şey var. Gerçekten takdir edilmesi gerekiyor. Her zaman konuşurken işte vakfa kaynak diye söylüyoruz ama
şekilde komite kurulup eski bursiyerlerin aktifleştirildiği zaman kaynak meselesi çözülecektir. Hepinize teşekkür ederim. İsmim Ahmet Ayhan. Tekstil ve inşaat işiyle uğraşıyorum. Bahçelievler'de ikamet ediyorum. Şu anda da İzolu Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olarak devam ediyorum. Şimdi burada özellikle şu bir iki hususa değineceğim. Biz geçen dönem burs taahhüdünde bulunan İzolu kardeşlerime, abilerime, yöneticilerime hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten zamanında taahhütlerini yerine getirdiler. Birkaç kardeşimizin, abimizin işi bozuldu. Onlardan burs alamadık ama genelde bütün abilerimiz burs taahhütlerini yerine getirdiler. Ve biz geçen sene Allah'a şükür zorlanmadan, yani gününde, zamanında burslarımızı yerine getirdik, ödedik. Şimdi yeni dönemde de inşallah bu abilerden taahhütlerini geçen sene en azından bize verdikleri taahhütlerde aynı taahhütlerini inşallah yerine getirmelerini bekliyoruz. Az da olsa birer tane, ikişer tane artırsalar bizim için daha iyi olur, daha güzel olur. Şunu da belirteceğim. Geçen dönem özellikle belirtmek istediğim, Adnan Başkanıma teşekkür ediyorum. Malatya'daki burs öğrencilerimize, öğrencilerimizin bursunun tamamını Adnan abi geçen dönem karşıladı. İnşallah bu dönemde aynı şeyi kendisinden zaten bekliyoruz. Malatya'dan da bunun için korkmuyoruz. Burs komitesi başkanımız da inşallah Malatya'da ne kadar öğrencimiz varsa zaten geçen dönem almaya çalıştık. Bu sene inşallah yine aynı şekilde Adnan Başkan'dan bekliyoruz. Bu şeyde hatta öğrencilerimizin buradaki toplantılarını, masraflarını hepsini tek başına karşıladı. Allah kendisinden razı olsun diyoruz. Bu sene geçen dönem bize başvurup da geri çevirdiğimiz öğrencilerimiz oldu. Buna üzüldük. Şimdi çok taahhüt alabiliriz aslında. Yani bir tane, iki tane de olsa biz bu dönem bekliyoruz ki geçen dönemin mesela açığını bu sene başvurumuz şu anda 600 civarında. 600 civarında olmuş. Biz 450 kişiye geçen dönem burs verdik. Bir de mezunlar eklenince 1900 tane, 1000 tane öğrenciye aşağı yukarı yaklaşıyor. Bu sene hedefimiz inşallah eğer artırabilirsek en azından 500-600 öğrenciye burs verelim inşallah diyoruz. Bir de bizim diğer giderlerimiz var. Yani para işine genelde ben vakıfta baktığım için bunlara değinmek zorunda kalıyorum. Diğer giderlerimiz var. Yani işte personel giderimiz, ondan sonra yemek giderlerimiz, diğer faaliyetlerimiz için kullanılan giderler. Bunlar için de biz bir şey açtık. Dedik ki ya 80-70 lira herkes bir şey göndersin onlara. Bir şey de değil ama yani beklediğimiz gibi olmuyor. Yani sanki biraz alakasız kalmıyoruz. Yani basit bir şey aslında. 5 lira 10 lira bir şey değil ama yani 500-600 tane öğrenci her birisi ya da 500-600 tane İzorlu her birisi 10 lira gönderdiği zaman yüklü bir rakam tutuyor. Bu giderlerimizi karşılayacak bir belki şeye de ulaşabilir. Bunları da bekliyoruz. Ben vakıfla dernek işinin ayrı olduğunu düşünüyorum. Çünkü vakıf farklıdır, dernek farklıdır. 8 yıl dernek başkanlığı da yaptım. Bahriliyim bu arada, onu da söyleyeyim. Kurucu dernek başkanlığını da yaptım. Dernekteki yani işler vakfa göre biraz daha sıkıntılı. Ama vakıf diyelim ki biz yöresel bir vakıf. Adını ifade ederken aslında İzolu'ya da bir
gönderme anlamında da söylemiş olalım. Belki İzol'un ismi değişimi zor olabilir ama Karen'in ilçelerinin, köylerinin isimleri Kare Belediyesi'nin meclisinde alınacak bir kararla eski haline getirilir. Yani kolay yerden başlanabilir. Bu da ihtiflerden biri olsun bu açısından. Yönetim kurumunda genel sekreter olarak görev yapıyorum. Şu andaki bu masada oturan arkadaşlar çoğunlukla yönetim kurumunda bizden fikirlerini almış olup biz de işin icra kısmını oluşturmuş olacağız inşallah. Öncelikle şu eleştiriye de bir cevap vermiş olalım. Yani önceki istişare kurullarında alınan kararlar uygulanmıyor, dikkat alınmıyor diye bir ifade geçti. O şekilde algılanmamalı. Nihayetinde onlar konuşuluyor ama icra edilecek bir hali veyahut da bir genel kabulü olmamış olabilir. Bir ortam sağlanamamış olabilir. Onu o şekilde dikkat almalıyız. Onun dışında özellikle bizim faaliyet alanımız öğrenciler olması hasebiyle biz mezun öğrencileri bir araya getirmeme sıkıntısını yıllardır taşıyoruz. Ama biraz da şu açıdan da bakmak lazım. Bu öğrenciler özellikle İstanbul ve Malatya için söylüyorum. 4 yıl boyunca aile faaliyet toplantılarında bulunup vakfın genel halinden hem hal olan insanlar, vakfı tanıyan, oradan bir şeyler alıp hayatlarına entegre eden insanlar. Bunlar mezuniyetlerinden sonra vakıfla ilişkileri az bile olsa vakıftan aldıklarıyla hayatın içine girmiş oluyorlar. Bu anlamda dışarıda da herhalde farkındayız. Bizim İzol Vakfı'nın ismi faaliyetlerinin önünde gelmekte. Yani dışarıdan İzol Vakfı ismi çok daha büyük işler yapan, çok daha içi dolu bir kurum şeklinde algılanmakta. Ama bizim faaliyetlerimiz kendi iç dünyamıza baktığımızda çok daha sınırlı. Bence biraz bunun etkisi var. Yani binin üzerinde mezunumuz akrabalarıyla, çevreleriyle beraber, arkadaş çevreleriyle beraber büyük bir kitle oluşturuyor. Bunu da artı bir tarafıyla görmek gerekiyor. Tabii ki biz o mezunları bir araya getirmek için gayretimizi sürdüreceğiz. Bizim Yüksek İstişare Kurulu'nda 6 ayda bir ya da senede bir araya gelip fikir beyanını beklememize vakitsel anlamda da aslında ihtiyaç yok. Bizim haftalık yönetim kurulu toplantılarımıza arkadaşlarımız gelip de fikirlerini orada da beyan edip orada da daha hızlı hayata geçmesi noktasında katkıları olabilir. Hepinize teşekkür ediyorum. Selam aleyküm. Coşkun Ağabey, ben de Zorlu'dan Habibuşar'a köyündeyim. Tekstil ve inşaat işiyle uğraşıyorum. Bu sene de İzol Vakfı yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım. Değerli arkadaşlarımın herkesin bize gönderilerin hepsini not aldık ve bunların hepsini inşallah ilk yönetim kurulunda masaya yatıracağız. Benim burada ben de bir sistemim olacak. İzol Vakfı binası 4 demeyeceğim ama işte pazartesi ve cuma gününe kadar sabah 8'den akşam 7'ye kadar açık. Ama biz sadece pazartesi günleri yönetim kurulu toplantısı yapıyoruz. Onun dışında vakıfta bir faaliyet olmuyor. Dolayısıyla bu faaliyetlere vakfı biraz daha aktif hale getirmek için orayı boş bırakmamak lazım. Özellikle yönetim kurulu toplantılarının olduğu dönemlerde İzol'daki vakfa gönül veren arkadaşların da oraya gelmeleri, katkı sağlamaları bizim için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yine burada bir atıf daha bulunuyor. Özellikle yani bayan kurulunun sistemlerine mesela normalde işte İzol Vakfı Yönetim Kurulu pazartesi günü toplanmışsa neden bayan kurulu da işte salı günü toplansın, bütün hanımlar oraya toplanmaya gayret etsinler diye bir temennide bulunayım. Veyahut da işte hafta sonu, hafta içi gelmeyebilirler belki bunlar ama yani böyle bir toplantı gerçekleştirirse köy evdeki duran eşlerin, hanımların vakfa biraz daha ilgi duymaları veyahut da oraya daha aktif halde çalışmaları
çalışmalarında fayda var diye düşünüyorum. Yine başka bir husus daha var. Arkadaşlar vakfı eleştirirken ben öyle tahmin ediyorum ki bu 20 senelik dönem içerisinde vakfı herhalde 20 sefer gelmemiştir diye düşünüyorum. Çünkü vakfı çok da hiç iş yapmamış gibi irdelemek doğru değil kanaatindeyim. Ben bunu özellikle istirham ediyorum. Gelip görsünler toplantılardaki alınan kararları, kimlere burs veriliyor, nasıl irdeleniyor, bursiyerler nasıl seçiliyor, şehir dışındaki bursiyerler kimlere veriliyor, nasıl veriliyor. Bunların hepsini gelip orada toplantıya katılırlarsa bunları irdelemiş olurlar. Ama şunu özellikle belirteyim, Sayın Başkanım da söyledi. Özellikle şehir dışındaki İzolo bölgesi dışındaki bursiyerlerin yani o bursları veren arkadaşların işte daha sonra bir yıl ödeyip daha sonrasında burs vakıf tarafından ödenmesi konusunda yani bunun böyle olacağını zannetmiyorum ki bunu biz her yıl bu bursları veren kişiyi kendilerine arayıp teyit ediyoruz ve yine kaç tane burs veriyorsa biz bunları teyit ederek o burslarla onların burslarını devam ettiriyoruz diye düşünüyorum. Tabi bu konuda bunların hepsini Kadir Bey cevap verecek ama ben bugünkü toplantıyı gerçekleştiren başkanıma Allah seyahat etsin. Çok teşekkür ederiz. İnşallah bir sonraki toplantıda hep beraber daha kalabalık bir şekilde buluşuruz. Allah'a emanet. Selamünaleyküm. Kadir Keklik ben. 98 Çapa mezunuyum. Vakfın bursiyerlerinden ben de şu anda aile hekim olarak çalışıyorum. 4 çocuğum babasıyım. 4 yıldır yönetimdeyim. Bütün bursiyerlerde bende de olduğu gibi bir üniversite bursu olduğuna inanıyorum. Fakat bir şekilde onları vakfa çekecek bir aktivasyon ihtiyacı olduğuna da inanıyorum. Yöresel bir zafiyet olarak düşünüyorum. Gönül bağımız var fakat reflekslerimizin ciddi zayıfladığına inanıyorum. Vakıfta gençlerle ilgilenmeye çalışıyorum. Öncelikle şu an bursiyer seçimi dönemi olacak. Yeni bursiyerlerin belirlenmesinde açıkçası köylerine göre bütün gençler sorgulanıyor. Sorgulama araçlarımız olarak köyün muhtarları, o köyden vakıfla ilgisi güçlü olan kişilere soruluyor. Dernek yönetimlerine soruluyor ve bu insanları kabaca nasıl bilirsinizden ziyade ekonomik açıdan bursa ihtiyacının skorlamasını istiyoruz. Yani birden ona kadar bir puan verecek olursanız bu öğrencimize kaç puan verirsiniz şeklinde. Biz bu şekilde burs başvurularını bir puan skalası yapıp vakfın kapasitesi oranında burs vermeye çalışıyoruz. Yöntemimiz bu fakat bunda %100 başarılı oluyor muyuz? Olamıyoruz. Çünkü herkesin birbirini tanıdığı bir şekilde birbirler refer ettiği, nazlının geçtiği bir vakıf. Buradaki bu ilkemiz bir şekilde birbirler tarafından deliniyor. Buna da engel olamıyoruz. Fakat bu bizim ilkesiz, tutarsız çalıştığımızı göstermiyor. Bilakis kıramadığımız insanların güçlü inatlarına boyun eğmek zorunda kalıyoruz bir yerde. Sahada bursiyerlerimiz noktasında çok spekülasyonlar var. Bunu bir şekilde kırmamız lazım. Gerçekten orada objektif ve adil davranmaya gayret ediyoruz. İkinci bir husus, vakıf en sürekli faaliyeti burs verme. Burada ben vakfın yöresel baskıya da boyun eğerek kapasitesinin üzerinde bir burs verme gayreti içerisinde olduğunu, bu şekilde de enerjisinin üzerine bir yükün altına girerek o dönem sonunu bütün enerjisini bu bursu karşılamaya vererek boşa enerji harcadığına inanıyorum. Vakfın bir burs potansiyeli var. Ben bunun yani 300-350 kişi bandında olduğuna inanıyorum. Biz bunu 450'ye çekerek her yıl ilkokul bir öğrencisine ilkokul 3. sınıfta okumaya gayret edip o sınıfın çocuklarına yetişmek için ekstra gayret gösterip bir sonraki yıl yine sınıfın en gerisine düştüğünü gösteren bir öğrenci modundayız. Yani enerjimiz bir şekilde tek bir noktaya gereğinden fazla aktarıyoruz. Halbuki yani 21 yıllık vakıf
vakıf olmamıza karşın enerjimizi değişik alanlarda ürün verecek hale getiremiyoruz. Önerim benim şahsen küçülerek büyüme önerisi. Vakfı bir yerden sonra kendi potansiyelini, kendi zeminini tutup patanaj yapan tekerleği sağlam zemine alıp ondan sonra belli bir hıza ulaşması gerektiğine inanıyorum. 4 yıldır gençlerle ilgilenmeye çalışıyoruz. Yani bu noktada çok çeşitli uygulama içerisine girdik. Şahsen ben öğrencilerime dayanan mesela sosyal aktivite hatırımda kalıyor. Mezun öğrencilerin için alaka kurmuyor. Belki öğrencilik döneminde birbiriyle temaslar çok zayıf kalıyor. Vakıfla temaslar zayıf kalıyor diye sosyal aktivite oluşturmaya çalıştık. Fakat bu genetik bir problem herhalde. Çünkü öğrencilerimizde de yani eğlenmeye dahi gelmiyorlar. Gelmemesi yine çok sorun değil. Mesela bir organizasyonda 3 servis aracı ayarladığım halde ikisini boş kaldığı için geri göndermek zorunda kaldım. Yani 90 kişilik bir gezi organize ediyorum. Lojistiğimi ulaşımı ona göre ayarlıyorum. Katılan sayı 40'ta kalıyor. Buradaki problem nedir? Yani pazarlama ayağında mı bir sorun var bilmiyorum. Yani söz verip de gelmemesi, yani bu sözün ağırlığını mutlaka tekrar gerçek anlamına kavuşturmamız gerekiyor. Aslında çok dramımız var fakat ümidimiz de var çünkü mevcut çağımızda sanal alemde herkes yaşıyor, kimse kimseye dokunamıyor artık, herkes bireysel alanında yalnızlaşmaya çalışıyor. Vakıf gibi zeminleri böyle zamanlarda daha güçlü seslendirmek lazım. Daha güçlü bu alanlara koşmak lazım. Gerçekten çok ciddi, çok gizli ve çok güçlü bir tehlike var. Belki bu bizim kuşağın az etkili fakat çocuklarımız açısından çok ciddi bir tehlike var. Bu gayretlerimizi aslında çocuklarımızı dahi düşünerek olursak bu gayretlerimizi çok artırmamız gerekiyor. Bir yerde çocuklarımız adına yaşadığımızı söylüyoruz, ifade ediyoruz. Gelecek anlamda çocuklarımız beklenen tehlikelerden korumak için vakfı her an temiz, her an canlı, her an güçlü kılmamız gerekiyor. Gelen tüm dostlara teşekkür ediyorum. Sayısal çoğunun hiçbir ehemmiyeti olmadığına inanıyorum. Yani önemli olan buradaki samimiyet ve iyi niyettir. Hepinize teşekkürler, saygılar. Mesut Altun Bey, yüksek mimarım ben. İnşaat malzemeleri satış yapan firmam var. Aynı zamanda inşaat işleriyle uğraşıyorum. Ya şimdi sabahtan beri dinliyorum. Yani geç de kaldım, kusura bakmayın. Büyükçekmece'den geliyorum ben. O yüzden traktörden dolayı geciktim biraz. Yani bayanlar bu işe girerse güzel işler yapacağına inanıyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Yani belki paralel bir yapılanma yapılabilir. Erkeklere paralel bilmiyorum. Arkadaşlar ne düşünüyorum aktif. Metin Bey'in eşi her toplantıya katılıyormuş. Hakikaten çok gurur duydum. Çok da sevindim. Yani böyle insanların burada olması ve gönüllü olarak bu işi yapması. Belki bu işi yapabilecek olan başka arkadaşlar da vardır. Yani onlar da ikna edip bu işe sokulabilirse inanıyorum ki çünkü köy derneklerinde ben duyuyorum yani. Bayanlar kermesler düzenliyorlar, başka işler de yapıyorlar, güzel işler de yaptıklarını duyuyorum hani yani. Bizim köy özellikle haberim oluyor. Aktif katılmamakla beraber oraya. Ama haberim oluyor yani. Eğer bayanlar bu işleri belki paralel bir yönetim kurulu oluşturabilir, belki başka bilmiyorum. Böyle vakfın tüzüğü buna müsait mi bilmiyorum. Yani öyle bir şey yapılabilir. Belki onlar da kendi içinde kız öğrencilerle daha çok ilgilenebilirler. Yani eğer kız öğrenci sayımız erkeklerden fazlaysa belki bu işle ilgili bilmiyorum aktif görev alabilirler. Eğer gönüllü olurlarsa. Ben bu anlamda güzel işlerde çıkacağına inanıyorum. Yönetim kurulu Ahmet Bey'in dediği gibi biz hep ta başından beri yani bizim daha büyük bir binamız işte her köy derneği odası fikri ben de hatırlıyorum. Daha önce de birçok defa dile getirdim ben. Yani bu anlamda hepimiz katkı sağlayarak belki böyle güzel bir proje oluşturabiliriz. Yani bu başarılabilirse insanlar oraya gelirse aile duygusu gelişir. Gelmediği zaman hiçbir zaman uzaktan kişiye hiç katılmadan bir şey oluşmaz. Yani bir aile duygusu oluşmaz, bir fikir oluşmaz insanlar nezdinde. O yüzden yani bunun yapılabilirliğiyle ilgili yani
ilçede mesela şey yapıldı, yani bu yüksek okul yapıldı. O anlamda belki bir şey yapılıp ona benzer bir organizasyon yapılıp böyle bir şey yapılabilirse ben inanıyorum ki yani bu dile getirdiğimiz sorunların çoğu hem maddi hem de katılım olarak hem de insanların bir yere gelmesi anlamında birçok sorunu çözeceğine inanıyorum yani. Bu anlamda ne yapabiliriz? Buradaki belediyedeki arkadaşlar belki mevcut bir bina kiralanabilir. 40 yılına, 50 yılına yani bu tür şeyler yapılabiliyor. Yani o anlamda herkes kendi çevresini, sosyal çevresini araştırıp da bu anlamda bir bina tesis edilebilirse inanıyorum ki o konuştuğumuz birçok sorun ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Herkese hayırlı sabahlar. İbrahim Halil Koca, Pirot köyündenim. Ben de 2007-2011 senesi bursiyerlerdenim. İzol Vakfı'nın bursiyerlerindenim. O seneler içerisinde toplantılara katılmıştım. Şu anda da mezun bursiyer olarak vakfa gelip gitmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bilişim sektöründe ben vakfa destek vermeye çalışıyorum. Yetersiz olan kısımlar çok fazla. Onları zaman geçtikçe tamamlamaya çalışıyorum tabii. Hem dergi hem internet sitesi ve bu sene yönetimin de ön ayak olduğu kurumsallaşma adına adım attığımız Yüzoğlu Vakfı bursiyerlerinin online olarak başvurma sistemini yapmış olduk. Bu konuda Yüzoğlu Vakfı'nın online sistemini yaparken öğrencilerin daha çok kağıtla uğraşmadan şu bileşim çağında ayak uyduran vakfı öğrencilerine sağlık bileşim şekilde yani 30 geleceği üzülürsek şey olmaz yani bir anlam olmaz. Biz neticede bugün toplanmamız gerekiyordu. Toplandık. Burada yani diğer 20 kişi tabii gelseydi iyi olurdu ama onlar gelseydi ne söyleyeceklerdi? Belki de bu insicamı bu kadar güzel yakalayamazdık yani. Biz olaylara bile böyle bakabiliriz. Yani biz bazı toplantıları bir kişiyle vakıfta yaptık. Evren zaman oldu. Tek kişi ama ısrarla gittim, ta karşıdan oraya gidiyordum. Yani bir kişi ama sonra bir kişi, üç kişi oldu, beş kişi oldu, on kişi oldu, 500 kişi oldu. Yani zaten her işte sabırlı olmak, hedefiniz doğruysa o hedefe doğru bir defa yürüyeceksiniz. Şimdi burada bir vakıfta bir çalışma yaptırdım ben. Ya da daha doğrusu arkadaşlar onu yaptılar. Bu arada gerçekten Emrah Bey ve Sultan Hanım benim gördüğüm iyi çalışıyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Ama daha yapacak tabii ki çok işleri var. Mesela bizim şu ana kadar vakıfta yani vakfın arkadaşlar masraflarını bizim burs paralarıyla karşılamamamız gerekir. Çünkü biz bursları milletten alırken zekat parası diye alıyoruz. Onun için buna çok hassasiyet göstermemiz gerekir. Bir de vakfımız hakikaten kurulduğu günden bugüne çok ilkeli davranmaya çalışıyoruz. Böyle günü kurtaracak, böyle şey işlerden böyle saman alevi gibi hemen parlayıp sönen işlere hiç talip olmadık. Hep ilkeli davrandık. Sonra hep yani kanunların Türkiye Cumhuriyeti'nde biz yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına uygun bir şekilde hareket ettik ve hareket etmeye devam edeceğiz. Yani devletin yasak ettiği hiçbir faaliyetin içerisinde olmadık. Bu da çok önemli yani. İkincisi insanların güvenlerini sarsacak hiçbir şey yapmadık. Hep dikkatli davrandık. O verilen bize kuruşları emanet olarak kabul ettik ve o emaneti en iyi bir şekilde arkadaşlarımız incelediler. Kadir Bey'in söylediği gibi, Coşkun Nusret Bey'lerin söylediği gibi kılı kırk yararak vermiş olan paraları arkadaşlarımız o şekilde harcadı. Şimdi bizim gerçekten en önemli şeyimiz başından beri öğrencilerde. Öğrenci yani eğitim çok önemli. Gerçekten toplumların hayatını, kaderini değiştiren eğitim. Yani
eğitim insanların hayatlarını aydınlatıyor, insanları güçlü kılıyor. Çünkü her şeyi kaybedebilirsiniz, yani servetiniz vardır, uçar gider, bir yanlış imza atarsınız ya da bir kriz gelir, her şeyi kaybedebilirsiniz. Ama eğitim, bilgi sizinle beraber kalıyor. O sizin bileziğiniz. Dolayısıyla onun kaybolma ihtimali yok. Şimdi gerçekten iftihar edilecek bir tablomuz var. 1243 tane şu anda mezun arkadaşımız var. Yani vakıftan, burs alıp da mezun olan 1243 tane talebe var. Bu çok ciddi bir potansiyel bence. Bunların arasında mesela mesleklerine göre bir şey çıkarttılar arkadaşlar. 142 tane doktor var İrfan abi. Doktor, yani doktor dediğimiz sağlıkçı. Doktor, veteriner, işte hemşire. Yani sağlıkçı 142 tane. 7 tane eczacımız var, yazıyor. Evet. 53 tane siyasal mezun var. 53 tane, yani yönetici olacak, kaymakam olacak arkadaşlarımız. 40 tane hukukçu var Cebrail. 40 tane hukuk mezunu, avukat, hakim, üstad. Yani böyle bir madenimiz var. Bunların işlenmesi gerekir. Yani bunları belki artık toplantıları yaparken mesleklerine göre çağırmamız lazım. Yani 1243 kişi yoksa şey yapmak zor. Ve bu, yani belki her mesleğin bir sorumlusu olacak. O arkadaşları belki organize edecek, iletişim bilgilerini bulacak, onlara yönelik belki bir toplantı yapacak. Yani hukukla ilgili ya da doktorlukla ilgili, diyelim ki işte İrfan Bey hayat tecrübelerini, nasıl başhekim oldu, nasıl başhekim yardımcısı oldu, bu hayat tecrübelerini belki onlara aktaracak. Böyle bir faydamız olacak. 212 tane iletişim mezunu arkadaşımız var. Neydi adı Akdeniz'in? İrem. İrem, sen mezun musun, öğrenci misin? Yok, okuyorum ben, mimarlık. Daha okuyorsun. Maşallah. Yani 212 tane iletişimli. 214 tane mühendisimiz var. Nusret. 214 tane elektrik, inşaat mühendisimiz, makine mühendisimiz. Yani bu muhteşem bir potansiyel. 25 tane ilahiyatçımız var. 212 tane iktisatçımız var. İşletme. Muhteşem biz. 434 tane öğretmen var. Hocam, hangi okulda siz öğretmenlik yaptınız? Çatalca'da. Hangi okuldasınız şu anda? Kestanelik. Ortaokulunda. İmam Hatip'te müdürlük mü yaptınız? 80 yıl, evet. İmam Hatip'te müdürdüm. Evet, yani dolayısıyla 434 tane öğretmenimiz var. Bunlara idareciliğinizi kullanarak şey yapabilirsiniz. Ve 98 tane de diğer mesleklerden öğrencimiz var. Yani dolayısıyla bence burada çok işlenebilecek vakıfa bir şekilde, yani mesela bizim buradaki arkadaşlar, mezun olanlar nasıl vakıfla böyle ünsiyet sağladılar? Aynen hanımlardaki gibi. Yani bir şekilde bulaştı, yakınlaştı. Daha önce Nevra Hanım vakfı tanıyordu, belki işitiyordu ama gelip dokununca ondaki cazibeyi gördü, şey yaptı. Mesela Saadet Hanım, benim hocamın kızı, benim öğretmenim de babası, bir şekilde üniversiteyi kazandı, ona bir burs şey yaptık. Ama yani Saadet bizim izollardan daha izolunu oldu. Bu bir şey, sadece yani mekanla sınırlı değil. Yani o orayı benimsedi, benim yeğenim diyelim ki gelmiyor, Doktor Gülsen, ama Saadet geliyor. Yani Saadet burs verdi, burs veriyor. Bir burs aldı, iki tane burs verdi, kaç tane burs verdi. Bu önemli yani. Burada hep olması gerekenle hukuk
okulda olan hep farklıdır arkadaşlar. Yani ya gönül ister ki şöyle ama mümkün değil bu. Bu çocuğunuzda da, iş yerinizde de, hayatta da hiçbir zaman %100 isabet edemezsiniz. Ama bir gerçek var, o da 1243 tane mezun ettiğimiz İzolulu üniversite mezunu var. Bu yani yeterli mi? Değil. Ama bir arkadaşımız söyledi. Şimdi artık sıradan üniversite mezunu olmanın çok bir anlamı yok. Yani biz bunların arasında yıldızları bulup yurt dışında bunlara yüksek lisans yaptırmamız gerekir. Yani böyle çok gerçekten idealist, başarılı arkadaşlarımızı seçip ama bir tane olur, iki tane olur. Mesela bizim Karakurt o Mısır'a gitti. Mesela öyle parlak öğrencileri biz bulup göndermemiz lazım. Yani umutsuzluk bir defa hiçbir zaman taşımamamız gerekir. Mesela şimdi doğru, bizim her öğrenci aynı değil ama bakın burada biz 30 kişi var mıyız? Kaç kişiyiz? 30 kişiyiz herhalde. Kabataslak, he? 30 kişiyiz. Yarısı bakın bizim mezunlarımız. Yani şey yaptığımız o zaman bizim de İzolulu 3000 kişi var. 4000 kişi var. 5000 kişi var. Yani o 5000 kişi hepsi vakfa katkıda mı bulunuyor? Yok. Mezunlarda da biz illa hepsi vefalı olacak, hepsi çok yani diyelim ki Mikail gibi olacak, Nusret gibi olacak, bunu bekleyemeyiz. Selman'ım gibi olacak, bunu bekleyemeyiz yani. Ama neticede olmamaları için de hiçbir neden yok. Biz çalışırsak olur. Şimdi 63 tane vakfa yani aidat veren bugüne kadar olmuş arkadaşlar. Yani bu gerçekten bu sayı çok az. Yani bizim vakfımızın aidat parası 300 lira senede. Yani hepsi 63 tane. Ama şöyle bir güzel gelişme var. Burada Emrah Bey'i ve Sultan Hanım'ı tebrik ediyorum. Geldikleri zaman 3625 liraymış aidat gelirimiz. Yani 63 tane düzenli ödeyen yok. Yani bir şekilde bir ay ödemiş bir sene ya da daha önce işte ödemiş, daha önce kayıtlara da çok sağlıklı şey yapamıyoruz.